Anakart yanması. Kıymetli dostlarım, bu aralar çok duyuyorum. Benim anakartım yanmış diye geliyor misafirlerimiz. Çünkü başka bir telefoncu ya da bu işlerden anlayan anlamayan birisi senin anakart yanmış, bu anakartın değişmesi gerekiyor diyor. Kıymetli dostlarım, hadi gelin beraber bir anakart yakalım da ben de göreyim şu anakart yanması nasıl oluyormuş. Ama tanrım, anakartı söndüreyim. Aman Hüseyin, dur mamülü ziyan etme. Evet kıymetli dostlarım, anakart yanması dediğimiz olay bu. Bundan hariç bir anakart yanması hadisesi yok. O da İyi ki doğdun ben. O da arkadaşlar, bu bildiğimiz yani anakart yanması diye size söyledikleri şeyle hiç uzaktan yakından alakası yok. Isıdan genleşen metal. Fizik 101. Fiziğe giriyor değil mi o iş? Aynen fizik. Kıymetli dostlarım, şimdi geçtiğimiz günlerde aldığım telefon çağrılarının birçoğunda misafirlerimiz dediğim gibi benim anakartımın yandığını söylediler. Anakartı değiştirmek istiyorum. Bunu değiştirebilir misiniz? Model bağımsız iPhone 6, 7, 8 işte. Modele göre, duruma göre. Anakartımın değişmesi gerekiyormuş dediler. Ve bu konuşmayı yaptığımız cihazların sahiplerinin birçoğunun cihazını da tamir ettik. Anakartın yanmış, yanmış senin anakartın demelerine rağmen anakartlarını tamir ettik. Cihazlarını şu an güle güle kullanıyorlar. 6 ayda garanti verdik hatta kendilerine. Olur da bir gün sizin de telefonunuz için birisi anakartın yanmış derse telefonu oradan alın. Yapacağınız en doğru, en selametli hareket telefonu oradan bir an önce alıp foto parça ekibine getirmek. Çünkü anakartlar kıymetli dostlarım, belli başlı parçaları yanabilecek olsa da böyle baştan aşağı yanacak parçalar değil. Ateşe atmanız gerekiyor. Ya da benim gibi Zippo benzini dökmeniz gerekiyor ki yansın. Diğer türlü anakart öyle alev almaz, yanmaz. Böyle değişik fantastik işler anakartı olmaz. Anakartın üzerinde bir parça yanar. O parça değişir ama anakart yanmış sayılmaz orada. Sadece bir parçası yanmış olur. O yüzden size astronomik tamir fiyatları çıkartıp anakartın yanmış diyen, yani bunu Apple'da da yapıyorlar bu arada. Hani bunu söylemek istemiyordum ama zorludan buraya gelen insanlar da var. Daha bugün bunun anakartı yanmış. Buna yapabilecek bir şey yok. İşte şu kadar para verip cihazı değiştirmeniz gerekiyor tarzında şeyler söylüyorlar. Daha bugün geldi bir hanımefendi. Ya yani üzüldüm gerçekten. Öyle bir şey de yok kıymetli dostlarım. Cihazların anakartları bozulabilir pekala. Hiç problem değil. Bu anakartlar tamir edilir. Bozulan parçalar değiştirilir. Cihaz güle güle çalışır. Hiç sıkıntısız. Hani bugüne kadar nasıl kullanıyorsanız ya da bozulduğu güne kadar nasıl kullanıyorsanız öyle kullanmaya devam edersiniz cihazlarınızı. İşin özü doğru arıza tespitidir her zaman Apple ürünlerinde. Yani ben diğer ürünlerin tamiri nasıl oluyor bilmiyorum ama en doğru hareket doğru arıza tespiti dediğim gibi. Yani anakartın yanmış, hayır, anakartın hangi parçasına zarar gelmiş ya da ne olmuş da o zararı almış. Önemli olan bunu iyi bulmak, iyi anlamak. Ondan sonra tamir işlemi pek kolay. Görüyorsunuz ki hani biz günde onlarca, ayda binlerce cihaz tamir ediyoruz. Ve böylece hani bu konuyla alakalı pek çok arızada, yani herhangi bir tamircinin ya da teknisyenin sahip olabileceği tecrübeden çok daha fazlasına sahibiz. O yüzden doğru arıza tespitini yapıp doğru tamir işlemi yapıyoruz. Böylece yaptığımız, tamir edilmiş cihazlar sahipleri tarafından güle güle uzun süre kullanılıyor, hiç sıkıntısız. Sizin de dediğim gibi olur da telefonunuz bozulur, bir şey olur, telefonunuzu yani ne olursa olsun bize ulaştırın. Hani umudu kesmeyin telefonunuzdan. Yeni telefonlar çok pahalı. Tamir etmek tasarruf etmektir. Telefonunuzu tamir edelim, siz de güle güle kullanın. Hepinizi çok seviyoruz kıymetli dostlarım. Yanmış anakart da şöyle tutayım. Bakın anakart yanmasına rağmen hala bayağı sağlam görünüyor. Çünkü az önceki alevden çok daha yüksek ısı değerlerinde biz tamir ettiğimiz cihazlar oluyor. O yüzden korkmayın. Anakartınız yansa da, yanmış dense de bize getirin. Hoşçakalın. Ali Kaptan!